Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün size harika bir yaş pasta tarifi vereceğim. Böyle dev gibi bir yaş pasta. 26 santim çapında çok güzel bir pasta ve çok az malzemelerle böyle kocaman bir pasta yapabiliyorsunuz. Süslemenize bile gerek yok. Şimdi göreceksiniz, ben hiç süslemeye bile uğraşmadım. Zaten böyle görüntüsü çok süslü. Sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar diliyorum. Hemen tarife geçiyorum. 3 tane yumurtam var. 1 su bardağı şekerim var. Bardak ölçüsü 200 mililitre. 3 tane havucum var. Havucumun bir tanesini rendenin ince tarafından, iki tanesini de bu kalın tarafından rendeleyeceğim. Gerçekten çok güzel oluyor böyle. Bakın, hemen rendeledim. Hemen kremasını yapacağım. 1 su bardağı şekeri koydum. 1 paket şekerli vanilin. 3 tepeli yemek kaşığı buğday nişastası koydum. Mısır nişastası da olur. 3 su bardağı da sütüm var. Sütü azar azar ekleyerek şöyle hemen topaklanmaması için karıştırıyorum. Sütümün ölçüsü de bardak ölçüsü 250 mililitre. 3 su bardağı süt kullandım. Hemen şöyle koydum. Karıştırarak göz göz oluncaya kadar karıştırdım, pişirdim. Şöyle göz göz olunca birkaç dakika daha kaynasın. Soğumaya bıraktım. Şekerle yumurtamı köpük köpük olana kadar çırptım. 1 çay bardağı süt. 1 su bardağından 2 parmak eksik zeytinyağı koydum. Hemen şöyle bakın, artık çırpıcıyı da kullanmayacağım. Havucumu ekleyerek kaşıkla karıştırıyorum. 1 su bardağı da ceviz koydum. 1 bardak unumu şöyle koyup üzerine 1 çay kaşığı karbonat, 1 paket de kabartma tozu, 1 paket şekerli vanilin ekliyorum. Şöyle artık yumurtanın köpüklerini söndürmeden kaşıkla şöyle biraz karıştırıyorum. Toplamda 2,5 su bardağı un kullanıyorum. Ama yine de yumurtanın büyüklüğü un miktarını etkiliyor. Azar azar ekliyorum. İkinci bardak unumu da ekledim. Yavaş yavaş karıştırıyorum. Şöyle yarım bardak, 2,5 bardak oldu unum şimdi. 2,5 bardak unu koydum. Bu kıvam çok güzel, çok yeterli. Şöyle çırpıcıyla çok kısa, böyle bir 30-40 saniye kadar çırptım. Tamam, hepsi bu kadar. Kelepçeli kalıp kullanacağım. Kalıbıma döküyorum güzelce harcımı. 180 derecede üzeri kızarıncaya kadar, böyle çok güzel kızardı bakın, pişiriyorum. Bu arada kremam soğudu. Şöyle bakın, soğuyunca böyle oldu. Katı bir krema olmalı. Labne peyniri kullanacağım. 300 gram labne peynirim var. Yarısını bu beyaz kremama koyuyorum ve çırpıcıyla güzelce çırpıyorum. Çok güzel bir pasta oluyor gerçekten. Evet, kıvamı böyle olacak. Şimdi hemen ikinci kremamı yapıyorum. Kalan labne peynirimi koydum. Üzerine bu kahvaltılık ekmeğe sürülen çikolatalardan, markası hiç önemli değil. Şöyle 3 yemek kaşığı kadar koydum. Onu da güzelce çırpıyorum ve hemen bir kenara koyuyorum. Şimdi kekimin bu tabii ki orta kısmı biraz böyle yukarıya doğru kabarık piştiği için onu ayırıyorum. Şöyle bir tabağa koyuyorum. Onu da kullanacağım. Şimdi diğer kekimin kalan kısmını şöyle bıçağı ortasına kadar takıp şöyle güzelce iki eşit parçaya kesiyorum. Dikkatli keselim, kırmayalım. Bakın böyle içini görüyor musunuz? Ne kadar güzel havuçlar, cevizler. Çok hoş görünüyor içinde. Hemen çok hızlı oluyor gerçekten. Yapın ve hemen dolaba atın. Şu kenarlarını da çıkarıyorum. Kenarları çünkü güzel görünmez. Siz de çıkarın. Ama atmayacağım bunları, şimdi kullanacağım hepsini. Bakın kekimin de yine ucu gitti eşim çayının yanına. Oradan hemen bir koca dilim aldı kekimden. Hemen pastamı şöyle tabağa koyuyorum. Servis tabağına. Kremalarımı da yanıma aldım. Kremalarımı bu esnada beklerken biraz buzdolabına koydum. Toparlanması için bir 10-15 dakika buzdolabında kaldı. Çikolatalı kremamı alta sürdüm. İkinci parçamın da en alttaki düz yüzeyini üste gelecek şekilde koydum. Kenarlarını böyle çıkardığım kek parçalarımı elimle ufaladım. Elinizle ufalamanız yeterli ve bu araya güzelce kaşıkla dolduruyorum. Kalın olacak bir şekilde dolduralım. Kremaları da kalın olacak şekilde sürelim. Gerçekten çok güzel bir pasta oluyor. Çok nefis. Biz bayılıyoruz. Bir de biz bu pastaları sütlü kremalarında süt kullandığımız için buzdolabında saklıyoruz ve bir hafta tazeliğini koruyor. Bir hafta yiyoruz. Biz çayın kahvenin yanında böyle
Atıştırmalık çok seviyoruz ve her zaman da ben yapıyorum bu pastaları. Bu da çok güzel tam tutan bir ölçü. Size verdiğim ölçüler tam tutuyor. Evet, beyaz kremamı da sürdüm üzerine. Şöyle ikinci parçamı koydum. Kalan beyaz kremamı da bu parçanın üzerine süreceğim. Hepsi bu kadar süslemeye bile uğraşmadan son derece süslü bir yaş pastamız olacak. Böyle çok pratik bir tarif. Pişme süresini saymazsanız toplamda 15-20 dakikada bu pastanız hazır oluyor. Şöyle üzerini biraz düzeltiyorum. Çok nefis oluyor gerçekten. Yeni yıl sofrasına yakışacak. Şöyle çok azıcık çikolatalı kremadan ayırdım. Bir enjektöre koyuyorum. Enjektörünüz yoksa bir buzdolabı poşetine koyup ucunu kesip bu şekilde bakın ne kadar da kolay oluyor. Hiç özenmeden rastgele sıkıyorum. Gerçekten çok nefis oluyor. Yeni yıl sofrasında çok güzel olacak, çok yakışacak. Şöyle süslüyorum. Hayal gücünüze göre istediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Hepsi bu kadar. Şimdi şuralara da minik minik birer çikolata noktası dolduruyorum. Gerçekten bakın şöyle görüntü böyle efsane oldu. Biraz buzdolabına koyun. Yarım saat, bir saat dinlensin. Ondan sonra dilimleyin. Şu anda bile kesebilirsiniz. Kesinlikle dağılmaz, akmaz. Çok hoş bir pasta oluyor. Yeni yıl sofranızda böyle yerini alsın isterim. Yeni yıl bütün dünyaya sağlık, mutluluk, huzur getirsin inşallah. Allah tekrar tekrar nice güzel yıllar nasip eylesin hepimize. Evet, pastamın görüntüsü böyle çok güzel oldu. O kadar da lezzetli ki anlatamam size. 26 santim çapında böyle dev bir pasta ve işte malzemelerini de gördünüz. Belki evde labne peyniri olmayabilir. Labne ile çikolatayı aldığınız zaman diğer malzemelerin zaten hemen hepsi evde olan malzemeler. Ve şöyle kocaman bir pasta yapabilirsiniz. Son derece de sağlıklı ev yapımı. Çok güzel bir yaş pasta. Doğum günlerine, beş çayına çok da yakışır. Biz genelde çok hazır ürünler almıyoruz, tüketmiyoruz. Bakın şöyle kestim. Bir saat kadar buzdolabında dinlendi. Ve dokusunu şöyle göstermek istiyorum görüntüsünü size. Şahane bir görüntüsü var. Çok şık. İkram ettiğim yiyen herkes tadına, görüntüsüne, lezzetine hayran kaldı gerçekten. Benden de zaten bu pastanın tarifi çoktandır isteniyordu. Yapamamıştım. Yapıyorum, çok yapıyorum da eşim sağ olsun dolaba koyduğumda ben bunun çekimini yapmadan önce kesip alıyor pastayı. O yüzden de ben bir türlü bunu koyamamıştım. Bugün inşallah böyle kendim keserek koydum. Bizim yeni yıl soframızda yerini alacak. Sizlere de sağlıklı, mutlu, huzurlu nice yıllar olsun inşallah.